Şimdi Azerbaycan'a döneceğiz değerli izleyenler. Azerbaycan da Türkiye'nin seçimini yakından takip eden, belki en yakından takip eden ülkelerden bir tanesiydi. Karşımızda hemen Fatih Avanos var. Fatih, son derece önemli işbirlikleri var Türkiye ile Azerbaycan'ın, hem askeri hem ekonomik anlamda. Senden dinleyelim lütfen. Evet, ifade ettiğiniz gibi çok yakından takip ediliyordu ve büyük de bir teveccüh vardı aslında. Çünkü dediğiniz gibi son dönemde yakınlaşan ilişkiler, ekonomik, siyasi, askeri ilişkiler, ortak projeler ve Avrupa ile Asya arasında köprü görevini gören iki kardeş ülke birlikte ileriye dönük ortak bir vizyon vardı. Bu vizyon devam mı edecekti? Bunun kaygısını yaşıyordu Azerbaycanlılar. O yüzden de yakından takip ediyorlardı. Dün akşam saatlerinde, yerel saatle 9'a geldiğinde, Türkiye saatiyle 8 sularında ilk sonuçlar geldiğinde, sandıkların %80'i açıldığında büyük bir heyecan ve coşku vardı. Tabii Türk vatandaşları, Azerbaycan'da yaşayan on binlerce Türk vatandaşı var ve yine Azerbaycan vatandaşları iki ülke bayrakları ile birlikte sokaklara çıktığını ifade edelim. Kutlamaların ilk adresi Büyükelçiliğimizin önündeydi. Tabii orası önemli bir cadde ve o caddenin kapanması ihtimaline karşı polisin de bu noktada teşvikiyle Atatürk Parkı'na geçti. Burada kutlayıcılar ve orada havai fişek gösterileriyle, Türkiye-Azerbaycan bayraklarıyla sevgi gösterileri, büyük bir mutluluk yaşandığını ifade edelim. Kutlamaların bir diğer adresi başkent Bakü'de şehitlik oldu. Bakü Türk şehitliğine gelen vatandaşlar burada kutlamalarına devam etti. Yolu kapattı. Uzun kuyruklar ve konvoylar oluştuğunu ifade edelim. Oldukça tarihi bir noktaydı. Milli Meclis'in önünde, Bakü Türk şehitliğinin hemen önünde kutlamalarını yaptı buradaki vatandaşlar. Başkent Bakü'de kutlamaların bir diğer adresi de yine Azneft Meydanı'ydı. Orası da tarihi, sembolik bir nokta. O noktada da yine Türk vatandaşlar Azerbaycanlılarla birlikte sabaha kadar kutladıklarını. Dün Azerbaycan'da önemli bir gündü. Bağımsızlık günüydü. Gerek bağımsızlık günü kutlamaları, gerek Türkiye'deki seçimlerin kutlamaları, gerçekten iki bayram, çifte bayram yaşandığını ifade edebiliriz. Benim gördüğüm kadarıyla ilk tebrik Katar emirinden gelmişti. İkinci tebrik de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yapmış olduğu açıklamada, tebrik mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmanız vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına size en içten tebriklerimi iletiyorum dedi. Azerbaycan halkı da bu seçimleri büyük bir ilgi ve heyecanla takip etmiştir. Milli iradenin karşılığı olan oylamanın sonuçları, ülkenizin kapsamlı kalkınması yolunda kararlılıkla hayata geçirdiğiniz ve geniş çaplı politikalarla ve paha biçilemez hizmetlerinize verilen en büyük takdir olarak karşılık bulmuştur dedi. Modern çağımızın sayfalarına altın harflerle kazınmış faaliyetiniz vatana, millete, Türk eline, Türk yurtlarına sınırsız sevginin, bağlılığın ve sadakatin açık bir ifadesidir dedi. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılda elde etmiş olduğu başarılar askeri, siyasi, ekonomik anlamda ve sizin yine bu noktada coğrafyasında sadece bölgesel değil, küresel çapta politikaları rol veren, yön veren bir lider olduğunun altını çizdi. Bu da bizi gururlandırıyor. Türkiye'nin başarıları Azerbaycan'ın da gururudur ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve yine sözlerini de tarih boyunca kopmaz bağlarla birbirine bağlı halklarımızın iradesinden doğan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri yoktur. Bundan sonra da bu şekilde devam edecektir dedi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva da bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve sevgili kardeşim Emine Hanım'ı zafer dolayısıyla canı gönülden kutluyorum. Halklarımızın kardeşliği daim ve sarsılmaz olsun," dedi Mihriban Aliyeva. "Tüm Türkiye halkına sağlık, mutluluk ve barış diliyorum. Yüce Allah Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi korusun," dedi. Diğer taraftan da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yine mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı, telefonla aradı ve burada yine seçimlerden sonra, seçim sonuçları dolayısıyla mevkidaşını tebrik etti. İki ülkenin kardeş ilişkileri, stratejik müttefikliği daha da güçlenecektir. İkili ve bölgesel çerçevede ilişkilerin genişleyeceğine olan inancımız tamdır açıklamalarında bulundum. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı
Sahibe Gafurova da yine mevkidaşı Mustafa Şentop'u aradı, tebriklerini iletti. Bunun da altını çizelim. Azerbaycan medyası da yakından takip etti. Önemli manşetler vardı. Report Haber Ajansı, Türkiye'nin başarıları kardeş ülke olarak bizi gururlandırıyor yine manşetiyle. Ve diğer taraftan sadece Türkiye'nin değil Azerbaycan'ın ve bütün Türk dünyasının zaferi şeklindeki manşetleriyle okuyucularına dün akşamki seçim sonuçlarını duyurdum. Müsavat gazetesine baktığımızda reisle Turan yoluna devam, Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi manşetleriyle. Yine APA haber ajansı da aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın zaferine geniş sayfalarında yer ayırdığını ifade edelim. Evet. Tabii dünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de kutlamalara davet etti. Diğer taraftan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim sonrası Bakü'ye davet etti ve bunu da memnuniyetle kabul ettiği Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından bildirildi. Artık Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bekleniyor. İlk ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bakü'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Bakü'de de büyük bir heyecanla bu ziyaret gerçekleşiyor. Bu ziyarette yine Türkiye'nin otomobil girişim grubu TOG'un da ön planda olmasını, Cumhurbaşkanı'nın o TOG'la karşılanmasını bekliyoruz. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz. Fatih bize ilk resmi ziyaretlerin, yurt dışı ziyaretlerin Türk Cumhuriyetlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'a yapılacağını da aktardı. Şimdi dönüyoruz.